Herkese merhabalar. Fenerbahçe Kariyerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Çok zorlu bir maç öncesindeyiz ama bu maça gitmeden önce oyunun yeniliklerinde bildirilen bir olay vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelişim merkezi ve genç oyuncu adayları tabi bu Aralık ayında geldi. Yani Aralık ayının başlangıcında geldi. Mesela size bir mail veya mesaj geliyor oyunda. Oradan baktığınız zaman genç oyuncu adayları bölümünde şöyle bir altyapınızdan çıkacak ve ilerleyen süreçte sanırım Mart gibi falan oluyor Türkiye'de. Mart ayları gibi göreceğiniz genç oyuncularınızın özellikleri burada var. Tabi birebir özelliklerini göremiyorsunuz. Tahmini olarak bir şeyler söyleniyor sizde oyuncular liste halinde eklendiği zaman burada görebileceğiz oyuncularımızı. Bunu hazır gelmişken sizle paylaşmak istedim ve şimdi Galatasaray maçına doğru hızla ilerliyoruz. Sonra Ankara deplasmanı ama bu maçta alacağımız bir 3 puan bizi oldukça iddialı bir duruma getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük rakibimiz Galatasaray. 2 puan önümüzdeler. Bu arada kupada da e, rotasyonlu bir kadroyla 2-0 kazandık. Oldukça bol rotasyon kullandık. Şimdi e, orta sahi biraz daha e, yani hem hücuma hem savunmaya destek verecek şekilde yapıyorum. Luis Gustavo defansif orta saha ön liberoda. Yine soldan geri Rodriguez kanat forvet olarak kullanacağız. Muric pivot santrafor biraz daha bu bölgelerde fiziğiyle gücüyle topu ayağında tutmasını sağlayacağız. Max Cruze'yi çok e, oynatmadım. Yani 4-4-2 tarzı bir şeyde çıkmak istemedim. Max Kruse fiziksel olarak çok yeterli olmadığı için e, Galatasaray'ın savunma hattı da Enzonzi ve Luindama gibi iki tane dev oyuncu olduğu için Max Kruse onlar için kolay lokma olabilir. E, geniş alanda yakalamak lazım onları. Maça böyle başlayacağız. Geri Rodriguez hızlı ve süratli bir oyuncu olması nedeniyle Geri Rodriguez'i geniş alanlarda böyle bol bol gezdirmeyi planlıyoruz. Umarım İşimizi görürüz. 3 puan alalım hadi bakalım. Zor bir maç, deplasmandayız. Şunu kontrollü hücum yapalım Ozan. Çok güzel İsla. Deniz. Yetenekli oyuncuların bir arada ah olması orada etkiliydi Deniz falan. Oldukça yetenekli oyuncular. Muslera bas abi önde. Geri Rodriguez, Ahmet Çalık. Aferin Deniz. Geri Rodriguez. Saç baş yoldurulacak Geri Rodriguez anlaşılan. Ah Deniz bu tehlikeli pozisyon olabilir. Deniz çok iyi döndü terse. Evet Hasan Ali güzel orta Muriç ve gol 1-0 8. dakika Vedat Muriç. Dev adam bu maçta da attı golünü. Deniz Türüç'ün orada top kapması ve topu ters kanada göndermesi geri Rodriguez'in mantıklı olarak topu biraz tutup arkadan bindiren Hasan Ali Kaldırım'a bu topu atması. Tabi Hasan Ali Kaldırım'ı modern bek destek rolünde oynatıyorum. Çok fazla öne çıkıp arkalarda boşluk bırakmasın diye daha çok sağ kanattan bindirme yapıyor İsta. İnşallah güzel bir sonuçla bitecek bu maç. Hasan Ali, Luis Gustavo. Aferin Gustavo. Ama işte orada kaptırırsanız o topu başımıza bela alırız. Hop hop hop. Çok güzel. Tamam sakin zanka. Vallahi bütün dönen topları Gustavo topluyor. Çok iyi. Geri Rodriguez. Ooo iğne deliğinden geçirdi. Geri Rodriguez. 2 oldu. Deplasmanda 2-0 öne geçmek çok büyük bir avantaj. Ama tabi bir anda oyun değişebilir. Daha azimli oynayın diyelim. Aman aman aman. Duran toptan yemeyelim. Şimdi devre arasına gider ayak. Hadi geri Rodriguez. Kontradan üçü bulalım. Çok iyi çıktı. Geri Rodriguez fişek gibi ilerliyor. Bak içerideki arkadaşlarını unutmayın <laughs> İçeride bak içeride. Emre, o Muriç, Muslera tuttu. Geçen maç ön direkte yapıştırmıştı. Muriç bu maçta olmadı. Evet. Ee, rahatlamayın futbolda işler çok çabuk değişir. Sakin değil. Hırslı bir şekilde diyelim. Performansınızdan çok memnunum. Devam edin beyler diyelim. Evet daha da gaza getirdik. Hırslı bir şekilde rehavete kapılmayın demeyelim. Performansınızdan memnunum. Böyle devam edin diyelim. Aman aman ya Rabbi. Altay neler yaptın? Altay'ın refleksleri iyiydi zaten. Yandan gelen toplara çıkıp çıkmama konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor dönem dönem ama birebir ve e, refleksleri oldukça iyi. Pozisyon alması da çok iyi değil ama çeviklik ve refleks pozisyon alması kötü olan genç kalecilerin e, refleks ve e, pozis şeyi çevikliği iyi ise idare edilebiliyor. Ama 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 yaşlanınca tabi o atletikliğini kaybettikten sonra pozisyon almadı olmadığı için pek kullanılmıyor. Oo, Emre Sanali kaldırım çok yoruldu. Nabil Dirar'ı atalım. Ee, Ozan Tufan Deniz. Deniz de çok yorulmuş ama orta sahaya bir tane diri adam atalım. Jay atalım. Defansif orta saha destek işimizi görür. Tamam. Son oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Emre serbest vuruştan atar mı diyecektik. Olmadı. Oyuncularımızı överim. 2-0 öndeyiz. Aman aman aman. Abi. Hop bizde o top. Aman Deniz be. <laughs> aman be Deniz. Uf Altay. Çok güzel. Jayson sen yeni aldık oyuna diri ol diye patlattın bizi be. Kaçırmaz. Oo Jayson. Şey Zanka pardon. Of mükemmel bir müdahale Zanka'dan var ya. Yani gidiyordu maç. Çok güzel ha bitti artık. Evet oyuncularımızın kondisyonları falan biraz düştü. Galatasaray da biraz bastırdı. Pozisyon pozisyona girdi ama Altay izin vermedi. Serdar Aziz maçın adamı. Yani yani Sen'in de o son müdahalesi gerçekten ortak edecekti maça. Falko'ya kaçırmaz dedim ama Uh, Serdar diyor ki daha bu ne ki hadi bakalım kral üst üste kazandığımız 10 maç ve e, çok anlamlı bir maçla birlikte Galatasaray'ın bir puan önüne geçtik ve şu an ligdeki tek namalup takım biziz İyi gidiyoruz oldukça iyiyiz güzeliz yaptığımız değişikliklerin e, faydasını alabiliyoruz Serdar tam bir günlük maaşını kestik bakalım otomatik maaş kesme olaylarında bunları ayarlıyorduk zaten. Şimdi Ankara deplasmanı. Orjil. Orjil de var ya acayip bir adam ha. Acayip süratli. Sonra keçi öğren deplasmanı. İlk maçı 2-0 kazandık. Rotasyondaki oyuncularımızla gideriz oraya da. Rotasyonda oyuncularımız da oldukça bizi rahatlatır. E, bu arada Galatasaray maçından önce ee, şöyle antrenmanlara bakalım. Bütün hafta e, o maç için çalıştık. Bak penaltı çalıştırdım burada. Unutmadım. Takım çalışması, savunma yapası ve hücum organizasyonları tamamen Galatasaray maçı özelinde yapılacak antrenmanlar bunlar. Doğrudan doğruya veya önündeki maça etki edecek antrenmanlar. Yani hem savunmaya hem hücuma çalıştık. Oldukça da işimizi gördü bu çalışmalarımız. Size de tavsiye ederim böyle büyük maçlardan önce e, bu tarz antrenman programlarını kendiniz yapabilirsiniz. 12 maç. Şimdi kazanırsak üst üste kazanma rekorunu mu kırıyoruz hadi bakalım. 3 puan, 3 puan, 3 puan. Benim morali 0-0-0 gibi. Benim morali 3 puan, 3 puan, 3 puan. Yalnız okyanusu geçip derede boğulmayız umarım. Çünkü bu tarz maçlarda hep e, çok zor bir maç kazanırsınız. Ve ondan sonra hani çantada keklik dediğiniz bir maçta puan kaybedip e, bütün seriyi bozabilirsiniz. Ferdi nasıl ya? Nereye diyorsun? Daha bir buçuk sene olması lazım. West Bromwich Albion istiyormuş. E, Ferdi, evet Ferdi'yi de oynatalım. Sözleşmen senin 2022'ye kadar var da vaktim var. West Bromwich'e falan göndermem seni. Şu an ee, iki takım da sarı, sarı formayla mı oynayacak? Stoperik mi? Jay'ı atalım bari adam oynasın ya. Aslında Sadık'la oynasak daha iyi ama ee, Isla yerine Murat sağlam. Kanat bek destek diye yapalım Hasan Ali'cim seni. Ee, Emre Berezoğlu defansif oyun kurucudan ofansif oyun kurucuya geçiş yapsın. Jason oynatacağım ama maç eksiği var. Jason çok sıkıntı yaşatır bize. Rami'yi atalım buraya. Standart stoper savunma evet. Sonuçta deplasmanda oynuyoruz, kolay değil. Luis Gustavo defansif orta saha destek. Komple forvet hücumda da aslında çok şeyi değil ama rolü değil. Çalışkan forvet hücum değilim. Hadi bakalım çocuklar. Taktiksel değişikliklere gidebiliriz. Hadi bakalım. Kulusiç ya böyle bir formayla çıkma şeyi var mı ya? Turuncu olsun gene. Bir taraf turuncu, bir taraf sarı ama olmaz yani gene de. Çok iyi gördün Hasan Ali'yi. Çok iyi bıraktın. Hadi Hasan Ali artık çok bekledim be. Emre. Ulan var ya Emre. Harika. Topla buluşması, kontrolü, vuruşu. Birinci sınıf Emre Belezoğlu attı. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Hasan Ali biraz kızdım sana ama hakkını helal et. Bak 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 bak. Bak o top oradan nasıl geçti. Kulüs iç mi bu? Aydın Karabulut. Savunma yönü çok zayıf bir adam. Ne oynuyor Aydın o oraya kadar geldi. Orta sahanın solunda evet. Aman ulan lan lan Orjil. Dedim abi bu adam sakat adam, süratli. Ne yapacağı belli olmuyor. Orada bir adım daha atıp topu alsaydık aman Murat. Aman Murat. 10 kişi bırakma bizi. Sağ kanat komple sakat. Topa müdahalelerde sertliği azalt dedik. Hadi bakalım. Geri 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 Rodriguez 2 oldu. Geri Rodriguez. Aferin çocuklar. Aferin paşalar. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. Evet. Şimdi kontralara dikkat etme zamanımız geldi. Az önce biraz riskli oynuyorduk ama offside taktiğini kaldırdık. Hmm. 2-0 öndeyiz memnun değilim dedi ama memnun değilim dedik biraz moralleri bozuldu. Aslında 19'da gene de şey oluyordu ya. Sedat sağ bekte. Yani sağ bek artık sağ stoper gibi oynuyor. Oo, Hasan Ali Kitsuyu ne yaptı? Hasan Ali'yi yere serdi. Lan aferin Murat. işte görmek istediğim olay bu abi. Sabek risk anlayıp topu kontrol şey yolladı. Kontrol etmeye falan çalışmadı. Tek topta attı. Dur. Aferin Muriç. Seni de oraya boşuna koymuyoruz. Karşılayın ve alın o topu. Aldık, aldık. O bizde haberleri yok. Aydın. Tito 65. Emre çok yoruldu. Şöyle e, 4-4-2'ye geçelim. Max Kruse yardımcı forvet destek diyelim biraz daha topun bizde kalmasını Sağlayalım orta sahaya kimi atacağız Bir dakika ya ne oluyor Heh. Evet Max Kruse'yi attık buraya Yardımcı. Yaratıcı forret hücum yapalım seni bakalım. Biraz daha fiziksel olarak eksikliğim var ama umarım problem yaşamayız. Tirer'ı da atalım buraya. Moses'ı atalım ya. Bu dakikalarda biraz daha atletik oyunculara ihtiyacımız olacak. Hadi bakalım. Ulan Ozan be. Ulan bütün tehlikelerde şey var ya. Orjil var ya. Moses iyi bıraktı. Muriç. Ah be. Tito kısa düştü. Tito atağa çıktı. Hop 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 hop. Offside. Ha, yok. Outmuş. Offside verdi zannettim hakem ama. Evet 2-0. Emre harika bir gol attı yalnız. Alınan skordan ve oynadığınız futboldan çok memnunum. Evet şimdi çok rahatız. Keçi öğren gücü maçımız var. Evet altı istediğini aldı eski takımına karşı Murat sağlamı dövelim. Ömer Beyaz Harun'u haydi bakalım. Uyaralım Harun'u. 13 maçlık galibiyet serisi yeni bir rekormuş. Evet, güzel, güzel bir rekor kırdık. 13 maç üst üste kazandık. Devre arasına doğru gidiyoruz. Devre arasında birkaç takviye yapmak mecburiyetindeyiz. Isla sezon sonu ayrılacak. Dirar sezon sonu ayrılacak. Ee, Polonyalı o sahabek oyuncusunu almayı planlıyorum. Ee, devre arası kontratı bitecek birkaç tane oyuncu var. Çok bilindik oyuncular var ama onlardan e, tabii ki de çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani almayı çok planlamıyorum açıkçası. Van Ginkel olabilir orta saha oyuncusu. Kennedy var. Yıllardır sağ kanat, sol kanat oynayan Chelsea'deki Brezilyalı Kennedy olabilir. O yani olabilir derken hani almayacağım. Her sene her yeni kariyerimde biliyorsunuz yeni oyuncular almaya mümkün olduğunca mücadele ediyorum. Bu sene de aynısı devam edecek. 5. tur 2. Iki burayı atlayıp aslında Kasımpaşa maçı olabilir ya da Keçiören Gücü maçını da yapalım. Yani 30. dakikayı Keçiören maçıyla tamamlarız. Sonra kendi evimizde Kasımpaşa maçı, Ankara'ya gideceğiz deplasmana. 3. maç bununla da bitirmiş oluruz bu bölümü. Keçiören'in de forması güzelmiş ha. Şuradan rotasyon dedik. Evet. 4-4-2 böyle mi çıkalım ya? 4-4-2'ye dönün. 4-4-2'ye dönmeyelim. Alper sen de kendine gel. Tolgay yerine şuraya defansif oyun kurucu savunma yapalım. Jason, Ömer, Faruk, beyaz ofansif orta saha hücum yapalım seni. Hadi bakalım. Tolga GRC'yi de oynatalım ya. Lazım. Tam oynayacağım maçta sakatsın ya. Rami son Harun Hasan Ali, İsla. Hasan Ali kalsın bakalım. 45 oynatırız. Deniz aslında yorgun olabilir ama çıkartır bence. Hadi bakalım çocuklar. Deplas. İlk maçı 2-0 kazandık ona göre. Aman aman o Mendi. Yalnız Keçiören gücünün de fena kadrosu yok. Levi Madin'de falan Keçiören gücünde Ümraniye Spor'da geçen sene oynuyordu ki birincilik için e, seviyesine bir tık üstünde bir şey diyebiliriz. Harun iyi kurtardı. E, Keçiören gücünde yani orta sahayı Madinda ile güçlendirmişler. Bu Mendy de fena bir oyuncu değil. Oldukça süratli baksana. Aferin Hasan Ali. Penaltı değil topa müdahale. Lan ben burada gördüm top dışarı çıktı adam yere bile düşmedi ya. Çok güzel. Alper. Bak sol bek uçtu gitti. Ha Ramiz çok güzel bir top ya. Yani saha kenarında hocasının sesini duyan oyuncu uf deniz gelişine çok iyi vurdu. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Penaltı. Haydi 3. Deniz geldi. Deniz de yalnız e, hani rotasyonda kullanıyoruz. Geçen maçta falan oynattık. Deniz de süre almaya başladıkça kalitesini göstermeye başladı. Çok güzel bir top be. Deniz ne yaptın be? Abi harika bir organizasyon. Yalnız Deniz mükemmel bıraktı. Mevlüt gelişine iyi vurdu. Çok iyi bıraktın be. Mevlüt çok güzel vurdu. Güzel paslaştık. Son pas kötü oldu. Deniz sen de gaza geldin yani. iki gol bir asist kendini kaybettin. Mendy. Dialiba. Ferdi atalım bence. Deniz Türüç'ün yerine. Levi Madinda. Şimdi onlar top yapıyor. Terse uzun bir top. Sertaç. İlk penaltıda evet. Hadi bakalım. Alper arkaya attı. Sektirdin topu. Yalnız bu kadar pas yapmalarına niye izin veriyorsunuz? Mevlüt'e bak. Bak bak baba. Değerli baba. Evet rakip bu, bu dakikalarda topa hakim olup oynuyor. Yapıştırdı. Yapıştırdı. Aa! Ulan be. Çok iyi vurmuştu oysa ki. Kaleci parmak ucu kurtardı. Koş 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 Mevlüt. Ya me Ula, bu Sertaç neymiş arkadaş ya? Vallahi bizim mındar ettin Sertaç. Helal olsun. Sağ kanadı koridor gibi kullanla. Çok süratli bir adam ya. Ama herkes de sert açı oynuyor. Ömer Beyaz, Ferdi. Çok iyi döndü terse. Mevlüt de yani tamam baba attım bir tane yeter ya. Sert açacağım. Dripling falan da çok iyi ya. Alper her zamanki gibi çok iyi oynuyor. Neyse kalsın 90 dakika. Alper'e dokunmayalım. Tolga da çok yoruldu. Ya da ekici atalım ya Tolga yerine. Evet ekici de alsın. hiç oynatmıyoruz adamı. 5 dakika oynadı adam ya. 3-1. Güzel bir galibiyet. Aferin beyleri bir galibiyet aldınız. Her galibiyetten sonra oyuncularımızı tebrik ediyoruz. 5. tur maçını kazandık. İnşallah bir sonraki turda da kolay bir rakip gelir. Yine kadroda yer veremediğimiz oyuncuların hepsini tek seferde oynatma imkanına erişiriz. Taktik diyelim. Allah Allah nazardan saklasın. Evet yemyeşil. Evet güzel. Kasımpaşa Ümraniye, Stuttgart. Hazırlık maçları varmış ya. Bunlara ne gerek var? Ee, Kasımpaşa ile kendi evimizde oynayacağımız son maç var. Ondan sonra Kupa 6. tur maçlarını yani ilk maçı ben kendim oynarım zaten. Ee, çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Yarım saat oldu. Kasımpaşa maçını e, ya da Kasımpaşa maçını oynarız. Transfer dönemine geçeriz hep birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.